Kanal F ekranlarına hoş geldiniz efendim. Kanal F Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bülteniyle günün önemli gelişmelerini bu ekranlarda birlikte paylaşacağız. İlk haberimiz deprem. Akdeniz'in doğu bölgesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla ve ilçelerinde de hissedildi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 13'te merkez üssü Akdeniz Doğu Baseni olan 5.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Yazıköy'e 118 kilometre uzaklıktaki sarsıntı 12 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem Muğla ve Fethiye ile diğer bazı ilçelerde de hissedildi. Ayrıca Ula ilçesi Akyaka mahallesinde denizin yaklaşık 30 metre çekilmesi ve Akdeniz'de meydana gelen depremler tedirginlik yarattı. Denizin çekilmesinin deprem habercisi olmadığını belirten jeofizik mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, Akdeniz'de 7 ve hatta daha büyük bir deprem beklediğini söyledi. Denizin çekilmesinin ana nedeni genellikle esinti yönünün değişmesinden kaynaklanıyor. Karadan denize vuran esintiler deniz şişmesine neden olup denizin çekilmesine neden olabiliyorlar. Bu tür olaylar hem Ege Denizi'nde hem de Marmara Denizi'nde sıkça görülen bu mevsimdeki olaylardan depremle ilgisi yok. Yani bir süpürdü dalgası ya da tsunami ile bir ilgisi yok. Akdeniz'de de aşağı yukarı işte bu Girit, Rodos, Fethiye yayı son 6 yıldır çok diri ve oldukça etkin ve sürekli olarak gerginlik boşaltmaları yapıyor. Evet, aslında bu bölge daha büyük bir depremi hazırlığı içinde. Yani bu 5.4'lük, 4.3'lük depremler daha sonra gelecek daha büyük bir depremin aslında belirtileri. Bu deprem olasılıkla derin bir deprem olacaktır. Yani derinliği yaklaşık 30 kilometrenin altında olabilir. Ve büyüklük olarak da 6'ya geçecek. Ne yazık ki bir şehit haberi var sırada. Köyceğiz'de görev esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru 42 yaşındaki Bülent Durgun, memleketi Elazığ'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Köyceğiz ilçesinde Perşembe günü yangına müdahale etmek isteyen itfaiye aracının çarpması sonucu görev şehidi olan polis memuru Bülent Durgun'un cenazesi memleketi Elazığ'a getirildi. Şehit Durgun'un İzzetpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına Elazığ Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, 8. Kolordu Komutanı Kor General Yılmaz Uyar, İl Emniyet Müdürü Nihat İşlek, İl Jandarma Komutanı İlker Temel ile çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Peyami Güngör'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Durgun'un cenazesi, cenaze aracına konularak kortej halinde Gazi Caddesi üzerinde bir süre taşındı. Evli ve iki çocuk babası Durgun, Yurtbaşı beldesine götürülerek burada gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit polis memuru Bülent Durgun'un polis olan ağabeyinin de 2003 yılında İstanbul'da hırsız kovalamacı sırasında açılan ateş sonucu şehit olduğu, diğer ağabeyinin de 2006 yılında Diyarbakır'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi. AK Parti Muğla İl Teşkilatı'nın Aralık ayı İl Divan Toplantısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi salonunda yapıldı. Toplantıya 10 gün önce partisinin Ankara'daki toplantısına katılmak üzere aracıyla yola çıkan ve Yatağan ilçesi yakınlarında kaza yapan İl Başkanı İhsan Küreci ve Milletvekili Nihat Öztürk de katıldı. AK Parti Muğla İl Teşkilatı'nın Aralık ayı İl Divan Toplantısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM salonunda yapıldı. Toplantıya 10 gün önce partisinin Ankara'daki toplantısına katılmak üzere aracıyla yola çıkan ve Yatağan ilçesi yakınlarında kaza yapan İl Başkanı İhsan Küreci, Milletvekili Nihat Öztürk, Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi Yelda Eral Gökçen, ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları ile partililer katıldı.
İl divan toplantısının ilk konuşmasını İl Başkanı İhsan Küreci yaptı. Bu tür olaylara bile şükrediyoruz ki biz Ankara'ya teşkilat programımıza giderken bu kazayı yaşadık. Hani tatile giderken, çoluğumuza çocuğumuza giderken değil. Rabbim ömür verdiği müddetçe ben partimin hizmetindeyim. Görev ne olursa olsun. Ama şu unutulmasın ki Türkiye Cumhuriyeti her zaman liderleriyle bir olmuş, liderlerin arkasında durmuş ve dünyaya hükmetmiş bir millet. Bir Mustafa Kemal Atatürk'ler, bir Adnan Menderes'ler, bir Turgut Özal ve bizim de liderimiz bir Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Nasıl ki şu anda uğruna canına verebileceğimiz Başbakanımız Ahmet Davutoğlu başımızda. İşte biz liderimiz olduğu zaman meydanda başka bir savaşıyoruz arkadaşlar. AK Parti Milletvekili Nihat Öztürk ise 25 yıldır siyasetin içinde olduğunu belirtirken, siyasetin değişik kademelerinde görev yaptıktan sonra 1 Kasım seçimlerinde milletvekili olarak Muğlalıları Ankara'da temsil ettiğini söyledi. Son vergi usul kanununda bir değişiklik yaptık. O çalışmalar sırasında muhalefetin tavrı ve oradaki o ortam beni hakikaten bir milletvekili olarak rahatsız etti. Devletin bütçesini yapıyorsunuz. Siz eğer milletin önüne ket vurmaya kalkarsanız milletin bütçesi çıkmasın diye 4 gün boyunca mücadele ederseniz millet de işte bu şekilde siz sandığa yuvar arkadaşlar. Ben bunu gördüm Ankara'da. Yani düşünün kanunun hürlük maddesi hakkında bile tam 2 saat konuşan bir muhalefet anlayışı hakikaten bizim ülkemizin geldiği noktası itibariyle beni hayal kırıklığına uğrattı. Buradan size bunu söylemek istiyorum. Geldim. İyi ki siz varsınız. Bizler hep beraber çalıştık, gayret gösterdik. İyi ki AK Parti var. Benim başbakanım, benim cumhurbaşkanım var. İyi ki sizler varsınız. Bizi CHP'nin, HDP'nin, MHP'nin eline bırakmadınız arkadaşlar. Bir milletvekili çıktı, CHP'nin milletvekili. Türkiye'nin Irak'taki, o Musul'daki, işte oradaki asker göndermeyle alakalı öyle bir konuşma yapıyor ki 10 dakika boyunca. Ya dedim acaba bu kim? Yanındaki arkadaşı sordum, ya dedim sayın vekilim bu kim? Dedi bu kim biliyor musunuz dedi. 101 gün DH'de rehin kalan adam var ya dediler. Hani millet iyi hatırlayın. 101 gün DH'de rehin kaldıktan sonra, kurtulduktan sonra benim başbakanıma metinler düzen o milletvekili var ya, o zamanki Musul Başkonsolosu, benim devletim ne kadar büyük devlet, benim milletim ne kadar büyük millet, benim ordum ne kadar büyük bir ordu, bizi burada esir bırakmadı, bizi burada mahcup bırakmadı diye bize metinler düzen, benim başbakanıma metinler düzen o milletvekili o gün oraya çıktı, birdenbire CHP'leşti. Her türlü hakareti yapıyor. Devlete, orduma ne işiniz var diye Musul'da diye hesap soruyor. Buradan bir kez daha gördüm. Yılbaşına sayılı günler kaldı ama eğlence başladı. Muğla'daki bedensel ve zihinsel engeller için her yıl geleneksel olarak düzenlenen Engelsiz Yılbaşı Eğlencesi Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde düzenlendi. Muğla'daki bedensel ve zihinsel engeller için her yıl geleneksel olarak düzenlenen Engelsiz Yılbaşı Eğlencesi Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde düzenlendi. Etkinlikte engelliler tarafından çalınan müzik aletlerine üniversite öğrencileri palyoça kıyafetleri giyerek eşlik etti. Programın açılışında konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, devletin tüm imkanlarıyla engellilerin ve ailelerin yanında olduğunu belirtti. Vali Çiçek, engelli bireylerin toplumda yalnız kalmadıklarını göstermek ve onlarla birlikte olmak için bu tür faaliyetlerin önem taşıdığını dile getirdi. Akülü sandalyeleri ailelere Muğla Valisi Amir Çiçek ve Hülya Çiçek, Jandarma Alay Komutanı Yavuz Özfidan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün ve Menteşe Kaymakamı Zeki Arslan teslim etti. Tabii bizim bu kardeşlerimize, bu vatandaşlarımıza daha çok şey yapmamız lazım geldiğini anlıyoruz. Törene katılan başta Vali Amir Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün
Müzik eşliğinde eğlenen engelliler ile birlikte eğlenti. Etkinlikte engelli öğrenciler, aileleri ve üniversite öğrencileriyle yeni yıl pastası kesti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk Kır Koşusu'na yüze aşkın öğrenci sporcu katıldı. Fethiye sahil bandında düzenlenen çeşitli kategorilerdeki yarışmalarda ilk dereceleri paylaşan sporcular büyük sevinç yaşadı. Karayolları mevkiinden başlayan ve belediye kültür merkezi önünde tamamlanan yarışmaları veliler de ilgiyle izledi. Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda bazı sporcular yarışı tamamladıktan sonra yerlere serildi. Halk koşusunda yapıldığı özel sporcuların yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Kadir Saran'ın da katılıp tamamladığı yarışmalar zaman zaman ilgiyle izlendi. Sorunsuz geçen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan ve diğer ilgililer tarafından verildi. Her yıl 27 Aralık'ta yapılan Atatürk Kır Koşusu'na Fethiye'den genellikle Karaçula, İncirköy, Esenköy mahalleleri okullarından sporcular katıldı. Fethiye merkezdeki ilkokul ve ortaokullarda Anadolu liselerinin öğrenci ve beden eğitimi öğretmenlerinin katılmaması büyük dikkat çekti. Fethiye Kaymakamlığı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte rehabilitasyon merkezinde konaklayan gençlere özel yılbaşı programı düzenlendi. Fethiye'deki sevgi evlerinde kalan gençlerin yanı sıra rehabilitasyon merkezindeki gençlere özel gerçekleştirilen yılbaşı etkinliğinde Fethiye Belediye Kültür Merkezi sanatçılarından Mustafa Selçukoğlu konser verdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Akkuzu ile ilçe yöneticilerini de katılıp izlediği etkinlikte ilginç görüntüler yaşandı. Gecede yetiştirme yurdunda yetişen Özgür Demir, yine yetiştirme yurdu öğrencisi olan kız arkadaşı Müjde Ercan'a afişle evlenme teklifinde bulundu. Mutluluk katı, o güzel katına, yani buradan sizin huzurunda, diyorum ki en az senin kadar güzel bir hayat geçirmek istiyorum seninle. Benimle evlenir misin? Allah'ın Resulü desin diyorum. Allah. Tüm kalbimle evet diyorum. Değil mi müdürüm? Sual alabilir miyim? Sual. Evet. Çok şükür, bin şükür seni bana verene. Fethiye'de kültür, yardım ve sanat alanında faaliyetler sürdüren Fethiye Mavi Kuş Sanat ve Dayanışma Derneği bir restoranda yeni yıl eğlencesi düzenledi. Fethiye'de kültür, yardım ve sanat alanında faaliyetler sürdüren Fethiye Mavi Kuş Sanat ve Dayanışma Derneği bir restoranda yeni yıl eğlencesi düzenledi. İkinci kez düzenlenen yeni yıl eğlence gecesine üyeler, aileleri, çeşitli dernek yöneticileri ve diğer davetliler katıldı. Dernek adına bir açıklama yapan Fatoş Aydın, katılanlara teşekkür etti. Merhaba, iyi akşamlar. Mavi Kuş Sanat ve Dayanışma Derneği olarak geçen yıl başlattığımız erken eğlenceli yılbaşı yemeğimize hoş geldiniz.
Kanal F'nin de katkılarıyla bu geceyi ölümsüzleştirmek, katılımcılara teşekkür etmek istedim birkaç cümleyle. 2016'nın herkese sağlık, huzur, barış, mutluluk getirmesini diliyoruz. Teşekkür ediyorum gelen herkese. Fethiye Deniz Ticaret Odası Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 belgesini almaya hak kazandı. Şube Müdürü Bülent Telli konuyla ilgili açıklama yaptı. Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Müdürü Bülent Telli. 2015 yılı başlarında başladığımız kalite maratonumuz 27 Kasım 2015 tarihinde Türk Lloyd'u baş denetçisi tarafından yapılan denetimde son buldu. Ve bu maraton sonunda ISO 9001 kalite yönetim sistemleri belgesini almaya hak kazandık. Bu belgeyle misyon ve vizyonumuz belirlenmiş, misyon ve vizyonumuz doğrultusunda hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Yönetim kurulumuzun verdiği direktifler doğrultusunda üyelerimize kanunlar çerçevesinde, yönetmelikler çerçevesinde ve belirlediğimiz prosedürler çerçevesinde hizmet vermeye devam edeceğiz. Ben ve Fethiye Şubesi personeli olarak 2015 yılında başladığımız bu sürecin bundan sonraki yıllarda da devam ettireceğiz. Ve umarım üyelerimizin daha kaliteli hizmet alması için bu gösterdiğimiz gayretler sonuç verecektir. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya'da 35. olağan il kongresi son konuşmacıya kadar olaysız ve tartışmasız sürerken kongre havası dilek ve temenniler kısmına geçildiğinde yerini kavgaya bıraktı. Son konuşmacıya kadar olaysız ve tartışmasız süren kongre havası dilek ve temenniler kısmına geçildiğinde yerini kavgaya bıraktı. CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın kürsüye çıkıp eleştirilere yanıt vermek istemesi üzerine Sapan ve destekçileri divan kuruluna konuşmaya müdahale etmesi yönünde baskı uygulamak istedi. Tartışmaları dinlemeyen Uysal, CHP'li Yıldıray Sapan'ın il başkanı seçilmesi halinde hiçbir seçimde kendisini desteklememesini istedi. Uysal'ın konuşması bittiğinde kürsüden inmek üzereyken Yıldıray Sapan ile Uysal'ın taraftarları arasında kısa süreli kavga meydana geldi. Evet arkadaşlar lütfen. Sakin olun. Her yıl geleneksel olarak yılbaşı öncesi çalışanları için çekiliş düzenleyen Özel Lokman Hekimi Esnaf Hastanesi gala yemeğini çalışta bir otelde verdi. Her yıl geleneksel olarak yılbaşı öncesi çalışanları için çekiliş ve gala yemeği düzenleyen Özel Lokman Hekimi Esnaf Hastanesi bu yılda yemeği IMES Otel'de gerçekleştirdi. Başta doktor ve sağlık çalışanları olmak üzere 600'e yakın çalışanının eş ve çocuklarıyla katıldığı gala yemeği oldukça eğlenceli geçti. Hareketli müzik eşliğinde bol bol dans edip oynayan özel hastane personeli adeta yılın yorgunluğunu attı. Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Başoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı yemekte konuşan Başoğlu, hastane çalışanlarımızın özverili çalışmaları sonucu sağlık hizmetindeki başarımız ortadadır dedi. Kanal F Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bültenini izlediniz efendim. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Daha çok haber, haberlerin geniş özetleri ve en sıcak gelişmeler için kanalf.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir başka bültende görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın.